Gördüğünüz gibi herkes ırmak kenarlarında kamp yapıyor. Japonya 9 günlük tatile girdi. Uzun bir tatile. Herkes kendini ırmak kenarlarına atmış. Kamp alanları full dolu. Karavan da geliyor. Karavan en iyisi. Pandemi döneminde içinde yat, istediğin yere git. Parklar full dolu. Girecek yer yok. Millet ne yapsın? Millet atmış kendini Amasra Ingumu gibi. Her taraf yemyeşil. Bugün hava sıcaklığı burada 38 derece. Ama hava biraz bulutladı, biraz düşmüştür. Dondurmacılar para kazanıyordur. Ne kadar sıcak olursa o kadar çok dondurma satarlar. Kamp alanı da full dolu. Arkadaş, millet yurt dışına da gidemedi. Başka yerlere de gidemiyor. Başka illere. Korkudan. Donmuş her taraf. Yeşillikler içinde doyumsuz bir yolculuğa çıkarayım bakalım. Buralarda ben ilk defa geliyorum. Bugün kendime tatil verdim. İşe gitmedim. Normalde yoğunuz biz. Milletin tatil zamanları, ben yoğunum aslında. Fakat kendime bugün izin verdim. Kaytardım.
Çekilin yoldan. Mal gibi bakmayın. Irmakta çocuklar oynuyor. Burada küçük kamp alanları var. Herkes kamp yapıyor bakalım. Tatil bitiyor. Tadını çıkarın. Kurban da kesmediyiz bu sene bakalım. Kurban falan kesmiyorsunuz. Ama tatil yapıyorsunuz. Bizim Ege Akdeniz'deki giden beynamazca CHP'liler gibi. Oo, yol fena daraldı. Yolumuz çok fena daraldı. Tam eğlenceli sürüş zamanı. Wow. Tek gidiş. Aman Allah. Kapkaranlık. Ayı da çıkabiliyor, doğuz da çıkabiliyor. Her şey çıkabiliyor. Bu yol nereye gidiyor acaba? Irmak kenarından gidiyoruz bakalım şimdilik. Hiç araba da gelmiyor. Yavaş gidelim. Ama yol düzgün. Asfalt. Oo, yol çok güzel. Yeşillik. Manzara süper. Burada gerçekten ayı olabiliyor. Buraya bu köprüyü kim yaptı acaba? Rabbilerim, hiç araba da gelmiyor. Geri dönecek yer bile yok. Geri dönebilir miyiz ki? Yol iyice ne? Oha, taş düşmüş. Ama yol asfalt ya, hayret. Dillop gibi asfalt. Yol genişledi. Buradan dönebiliriz. Neyse, biraz daha çıkalım. Tehlikeli yollarda. Taş düşmüş. Taş da düşebiliyor, ayı da çıkabiliyor. Yara bak ya. Bildiğin kaya. Aman Allah. Ağaçtan tünel olmuş artık yeşillikten. Hangi köye gidiyor acaba? Yukarı köye mi çıkıyor? Yine bir kamp alanı vardır. Burası kimin kollaması acaba?
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolambaçlı orman yolundan. Köprü de bayağı dağılmış ya. Arkada kesim yapmışlar ormancılar. Irmağa diye geldim ben bugün. Ayaklarımı sokayım biraz yüzeyim diye. Yine bir dağ yoluna girdim. Dayanamadım. Ağustos böcekleri çok fena ötüyor. Sesleri çok fena. Kulakları insanı mahvedemişler. Burası ne dükkanı acaba? Şöyle bir geldik ama yeşillik içinde. Dondurmacı varmış burada. İtalyan, ünlü İtalyan Gerard diyorlar herhalde, öyle bir dondurma. Bu da ne ağacı ki? Bu sezonda açıyor, bizim Begonvil gibi ama biraz farklı. Sanırsam bu ağacı bizim Türkiye'de oya ağacı diyorlar. Çok güzel bir pembe rengi var. Oo, bu yolu sevdim. Yeşillik. Güzel yol var. Çok fena. Amca bekliyor orada. Konnichiwa. Burası ofuroymuş arkadaşlar ya. Yani Japon hamamı. Bunlar çırılçıplak giriyorlar da bize uymaz. Aa, burası tam harman yeri ha. Burada yığacaksın yığınları. Ne harman dövülü burada be. Görmüş olduğunuz gibi burası pirinç tarlası. Japonya pirinç yendiği için pirinç de çok var. Burada daha yeni yeni oluyorlar. İşte 9. ayda sararmaya başlar, ondan sonra biçerler. İçinde görmüş olduğunuz gibi sulak bir alan ama hiç nedense bir tane bile sivrisinek yok. Hayret. Bunu nasıl başarıyorlar acaba? Hep sulak, gördüğünüz gibi sulak bir alan. Boydan boya pirinç tarlası. Tertemiz bir ırmak akıyor. Burada küçük bir şelale yapmışlar. Küçükken biz de çok ırmağa giderdik. Hep parmakla toz olurduk. Her tarafımız kaşınırdı. Doğru Akçakayran'a, Gökgölü Gölü'ne yüzmeye giderdik. Eski günler. Eskiden herkes öküz arabasıyla bu
buğday yıkamaya giderdi. Balıklara bak, oynuyorlar suyun üstünde. Balıklar zıp zıp zıplıyor. Ben buraya balık tutmaya bari geleyim. Olta alıp da. Şunlara bak, oynuyorlar. Balık hep suyun üstüne atlıyorlar. Akşam üzeri biraz hava serinledi. Çok sıcaktı bugün yine. Japonlar falan burada kamp yapıyorlar. Burada genellikle Brezilyalılar falan çok. Sağ olun.